Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birliklerinin Ekonomi Gazetesi işbirliğinde düzenlediği Ege İhracat Buluşmaları Manisa buluşmasına ev sahipliği yaptı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda 7.si düzenlenen programa Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzgülü, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, Türk Exim Bank AŞ Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap katıldı. Konuşmalar sonrası, Manisa İhracatının Yıldızları ödül töreni yapıldı. Ege İhracatçılar Birliği'ne üye olup Manisa'da en fazla ihracat yapan Mitsubishi Elektrik, Schneider Elektrik, Imperial Tobacco, Özgür Tarım ve Keskinoğlu firmalarına ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan moderatörlüğünde, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Muyar ve Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz'un konuşmacı olduğu panel gerçekleştirildi. Deprem uzun zamandan beri unuttuğumuz acı amacı bir gerçek. Ben de bir depremzedeyim. 1999 Gölcük depreminde o acıyı yaşadım. Ama maalesef şunu ifade etmek gerekir ki ülkemizde sadece bu tür olaylar yaşandığı zaman gündeme geliyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin 25 vilayeti depremden birinci derece etkilenebilecek ölçüde alan üzerine kurulmuş ve ülke nüfusunun %42'si de deprem kuşağında yaşıyor. Şimdi İstanbul depremi diyoruz. Peki her şeyi İstanbul'a yıkmanın, her şeyi yıkmanın ne anlamı var? İstanbul Türkiye'deki sanayinin %52'sini, %55'i aralığındaki değeri ortaya koyuyor. Şimdi biz bakıyoruz, Ankara'daki birçok birimleri İstanbul'a taşıyoruz. İstanbul'un etrafında yeni yeni organize sanayi bölgeleri açıyoruz, değerli katılımcılar. İstanbul'un etrafında yeni yeni sanayi siteleri açıyoruz. Bu sanayi siteleri İstanbul'un nüfusuyla orantılı olarak dile getirdiğiniz zaman bu Manisa'nın 2-3 ülkesi, 2-3 ilçesine eşdeğer bir oran ortaya koyuyor. Hem deprem bekliyorsunuz, hem deprem beklentisi içinde hem ortaya ne koyuyorsunuz? Yeni yerleşimler, bu bir çelişki. Peki eleştirmek kolay, çözümü var mı? Var. Bunun çözümü şu. Sizin hiç depremden etkilenmeyecek alanlarınız var. Bunlar neresidir? Konya Aksaray arasındaki alanlar. Yüz binlerce dönüm alan var. Bunlar tarım dışı, yani marjinal alanlar. Bu alanlarda İstanbul'da gelişmekte olan sanayinizin, hatta yapılmış olan sanayiniz en az %35'ini oraya taşımak zorundasınız. Halk dinler veyahut da yöresel inançlar diyelim, onlar Tanrı tarafından gönderilmemiş. Hepsinin temeli. Çünkü şöyle bir fikir var toplumda. Diyor ki senin adına toptan düşünce var. Bizde toptancılık var. Dünyada çalışmadan, üretmeden, Atatürk'ün çok güzel bir veciz sözü var, onu söyleyeyim kapatıyorum. Çalışmadan, üretmeden hayatını idame ettirmeye çalışan topluluklar önce haysiyetlerini, sonra hürriyet ve istikballerini özüyle beraber kaybetmeye mahkumdur. Bu konuyu biraz araştırdığımızda Manisa'nın ihracatının ithalata bağımlılığının yüksek olması, Manisa'nın ihracatının eksiye düşmesinin en etkili konu olduğunu söyleyebiliriz. Manisa 2022 yılında TÜİK verilerine göre 3 milyar 167 milyon dolar ithalat yaptı. Geçtiğimiz günlerde TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatındaki miktar ve döviz değer artışı ithalatındaki miktar ve döviz değerlerinin artışından çok gerisinde kalmış durumda. Düşük kur, düşük faiz politikamızın ihracattan ziyade ithalatı desteklemiş olması, dış ticaret açığında bu nedenle 2022 yılında 110 milyar dolar olmasına sebep oldu. 2023 yılında 160 milyon dolara koşacağını tahmin ediyoruz. Bu tabloda Manisa'nın 2022 yılı ihracatının neden 2020 yılının gerisinde kaldığını ortaya koymaktadır. Buradayız efendim.